Bildiğiniz gibi bizim başta FETÖ olmak üzere YPG ile PKK ile DAEŞ'le ve tüm terör örgütleriyle mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Yoğun bir şekilde taarruzi bir anlaşla sürdürülmektedir. Ve bu terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Ve inşallah en son teröristi esir getirmek suretiyle terörle mücadelemizi tamamlayacağız. Bunda son derece azimliyiz, bunda son derece kararlıyız. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Hakuk'ta ve Kandil'de yapılan bir hava harekatı vardı. Bu hava harekatı çerçevesinde değerli arkadaşlarım, son aldığımız bilgilere göre biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin de esir getirildiği konusunda istihbarat kanallarından bir bilgi aldık. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim bu terörle mücadelemiz en son terör etkisi getirince kadar kararlılıkla ve azimle devam edecektir. Efendim, bizim bildiğiniz gibi Romanya önemli ortaklarımızdan biri. NATO içinde kendileriyle hem ikili hem de NATO çerçevesinde çeşitli faaliyetlerde, ortak faaliyetlerde beraber bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız, atacağımız adamlarla bir görüşme fırsatı bulduk. Kendileriyle bunlar teberatı bir şekilde çalıştık, tartıştık. Hem bir yandan askeri eğitim işbirliği konusunda gelişmeleri görüştük. Hem de diğer taraftan yapacaklarımızı planlama fırsatı bulduk. Bunun yanı sıra savunma sanayi işbirliği konusunda neler yapabileceğimizi yine karşılıklı görüştük. Görüşmelerle bazı adımlar da atmaya karar verdik. Ayrıca bu askeri diyalog toplantılarının da bunlar bu yıl yapılması gereken de bu pandemi şartlarında, salgın şartlarında göz önünde bulunmak suretiyle Türkiye'de yapmayı planladık. Önümüzdeki günlerde bunun kesin tarihini ve uygulama şeklinde belirleme fırsatı bulacağız. Salgın şartlarına rağmen Türkiye ile Romanya arasındaki çalışmalar başarılı bir şekilde, yapıcı bir şekilde devam etmekte. Bu konudaki eğitim konularımız, karşılıklı personel mübadelesi ve tatbikatlar konusunda yine yaptığımız planları, programları bir kez daha gözden geçirmek suretiyle önümüzdeki günlerde bu faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için de kararlılığımızı bir daha gösterdik. Burada tabii 2021 yılında bildiğiniz gibi yüksek hazırlıklı müşterek görev kuvvetinin, VJTF'in Türkiye sorumluluğunda olduğunu biliyorsunuz. Bununla alakalı Romanya'nın da katkılarından dolayı burada değerli arkadaşıma, değerli mevkidaşıma bir kere daha teşekkür etme fırsatı buldum. Bu arada ayrıca burada çok uluslu tümen ve çok uluslu kolordu yapılanma safhasında buradaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de personel olarak buraya gerekli katkıları sağlıyoruz. Ayrıca görüşmeler yoluyla gerekli dayanışmayı da bir daha önceki bizim yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerimizle buradaki arkadaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Bu karargahta görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bir araya gelerek onlarla görüşme fırsatını bulduk. Burada FETÖ ile alakalı taleplerimiz de bir kez daha kendilerine ifade ettik. Kendileri de bu konuda ilgili bakanlık ve kişilerle görüşmeler yapacağını ve bu konuyu takip edeceğini bize belirttiler konuşmalarımız, görüşmelerimiz sırasında.